Arkadaşlar merhaba. Derson, maksiller ve Mandibüler kanin diş anatomisi. Maksiller kanin dişleri gösterelim. Klasifikasyon başlangıcı 4-5 aylarında, sürme zamanı 11-12 yaşlarında ve kökün tamamlanması 13-15 yaşlarında gerçekleşmekte. Kanin dişin boyutlarına bakacak olursak, çekilmiş 321 Kanin diş kron uzunluğu 10.6 mm, kök uzunluğu 16.5, kron genişliği 7.6, kron kalınlığı 8.1, kök kalınlığı servikalde 5.6 mm olarak ölçülmüş. Ağızda bulunan en uzun diş olduğunu da belirtelim arkadaşlar. Labial yüz. Labial yüzden beşgen görünümündedir labialden linguale belirgin daralma gösterdiğinden bu yüzden dişin mezyal ve distal yüzlerinin çok kısıtlı bir bölümü izlenebilir. başta beşlik en formu gösterelim. Labio insizal kenarı disto insizal kenar ve mezyo insizal kenar olarak ikiye ayrılır. Şöyle mezyo insizal kenar ve disto insizal kenar olarak ayrılmakta. Ve disto insizal kenar mezyo insizal kenara göre daha büyük şekillenmiştir. Labiyal yüzün mezial yarısına yakın olarak dişin uzun ekseni yönünde belirgin bir labial sırt vardır. Labiyal yüzün servikale yakın bölümünde mezio distal yönde konumlanmış birkaç gelişim oluğu bulunabilir. Mezioinsel köşe distoinsel köşeye oranla oklüzyon düzlemine yakın konumlanmıştır. Şöyle mezoinsel köşeye bakarsak distoinsel köşeye oranla okuzal düzleme daha yakın konumlanmıştır. Yine aynı şekilde şu dişte de görmekteyiz. Palatinal yüz. Mezyelden distale, insalden servikale daralan bir yamuk şeklindedir. Şöyle insalden servikale daraldığını söyleyebiliriz. Singulum tüm ön grup dişlere oranla çok daha belirgin yapılanmıştır. Singulumun kron apeksine doğru palatinal sırtı oluşur. Şu kısımda palatinal sırt görülmekte. Palatinal sırt mezialde, mezio fossa, distalde ise disto palatinal oluşturur. Şöyle disto fossa ve mezio fossa görülmekte. Meziopalatinal fossa dar ve uzun, distopalatinal fossa kısa ve geniş şekillenmiştir. Meziyal yüz. Meziyal yüz labiolingual yönde en geniş yüzdür. Servikal çizgi kurulatörü distalden daha fazladır. Distaldeki daha düz formda. Servikalden insale doğru daralan üçgen yapıdadır. Servikal nisserde daraldığını görmekteyiz. Distal yüz, yine servikal nisserde daralan üçgen yapıdadır. Krom ve kök aynı doğrultudadır. Servikal çizginin distal eğimi meziyelden daha azdır. Mezyalda yine daha fazla olduğunu görmekteyiz. İnsizal yüz, insizal yüzden bakıldığında labial ve palatinal yüzler görülür. Şekilde insal yüzden baktığımızda labial yüzü ve palatinal yüzü görmekteyiz. Kesici yüz mezoinsal ve distoinsal yüzlere ayrılmıştır. Mezoinsal yüz alt köpek dişinin distoinsal yüzü ile temas eder. Distoinsal yüz ise birinci küçük öz dişinin mezial yarısı ile temas etmekte. Köke bakacak olursak bu diş tek köklüdür. Kök uzunluğu tüm dişler arasında en uzun boya sahiptir. Kök labiyelden palatinale, meziyelden distale daralım gösterir. Kökün labiyopalatinal kalınlığı meziyodistal genişliğinin yaklaşık iki katıdır. Kökün meziyel ve distaldeki diş uzun eksenine paralel birer oluk bulunur. Bunlardan distaldeki daha derin ve geniş yapılanmıştır. Kök ucu distale eğimlidir. Şekilde bazı anomaliler görmekteyiz. Dediğimiz gibi ağızdaki en uzun diş kanin dişti. Hatta çekilmiş en uzun diş 37.2 mm ile kanin dişi olarak Guinness Rekorlar kitabına girmekte. Bazı yine anomalilerde iki köklü kanin dişlerde görülmüş arkadaşlar. Alt köpek dişi Kalsifikasyon başlangıcı 4-5 aylarında Sürme zamanı 9-10 yaşlarında ve Kökün tamamlanması 12-14 yaşlarında gerçekleşmekte Diş boyutlarına bakacak olursak Çekilmiş 316 diş üzerinde ortalama kron uzunluğunun 11 mm Kök uzunluğunun 15.9 Kron genişliğinin 6.8 kron kalınlığının 7.7 ve kök kalınlığının servikalde 5.2 mm olduğunu söyleyebiliriz. Yine baktığımız zaman kron kalınlığının kron genişliğinden daha fazla olduğu görülmekte. Alt kanin diş kron uzunluğu en uzun olan diştir. Labialyus. Labialyus'dan baktığımızda beşgen yapıdadır. Diş tümü ile labialden lingvale daralım gösterir. Kronun meziyale yakın kısmında dişin uzun eksenine paralel labial sırt oluşmuştur. Labial sırt, insel yüzü meziyoinsel ve distoinsel olmak üzere iki kısmı ayırır. Gösterelim meziyoinsel ve distoinsel iki kısım. Meziyoinsel kenar distoinsel kenardan daha kısadır ve okluzel düzleme daha yakın konumlanmıştır. Okluzal düzleme daha yakın olduğunu görmekteyiz. Şu boyutlara bakacak olursak. Yine daha kısa bir şekilde yapılandığını da görmekteyiz. Labial yüzün servikale yakın bölgesinde meziyodistal yönde uzanan birkaç gelişim oluğu bulunabilir. Lingual yüz. Üst köpek dişini oranla daha az belirgin morfolojik yapı gösterir. Bu yüzden bakıldığında mezyal ve distal yüzlerin büyük kısmı izlenebilir. Lingual yüzün mezyal yarısına yakın lingual sırt şekillenir ve linguale mezolingual ve distolingual fosslara ayırır. Yine baktığımızda lingual sırtı görmekteyiz. Mezolingual fossa ve distolingual fossa. Şu fossları gösterecek olursak arasında kalan bölge lingual sırt. Mezyal yüz, tabanı servikalde, tepesi hisselde üçgen yapıdadır. Servikal çizgi eğimi distale göre daha fazladır. Mezyal yüz, distal yüzden daha geniştir ve gelişim oluğu bulunur. Distal yüz, yine tabanı servikalde, tepesi insalde üçgen görünümde olduğunu görmekteyiz. Meziyal yüz oranla daha kısa ve küçük yapıdadır. Servikal çizginin eğimi meziyal yüzü oranla daha az eğimlidir. Meziyalde daha fazla. İnsisal yüz. İnsisal yüzden bakıldığında labiyal ve palatinal yüzler görülmekte. Yine insisal yüzden baktığımızda labiyal ve palatinal yüzleri görmekteyiz. Kesti yüz meziyal, ve distoinsisal yüzlere ayrılmıştır. Distoinistal yüz, üst köpek dişinin meziyoinistal yüzü ile temas eder. Kök yapısına bakacak olursak tek köklüdür. Üst köpek dişinden sonra en uzun köklü diştir. Dişin labiopalatinal kalınlığı meziodistal genişliğinin iki katıdır. Meziyal ve distal yüzünde gelişim olukları bulunur. Distaldeki daha geniş ve belirgin yapıdadır. Üst ve alt köpek dişlerinin ayrım özellikleri. Üst köpek dişinin labial yüzden izlenen tüberkül açılanması daha belirgindir. Alt köpek dişinde ise tüberkül açılanması daha azdır. Tüberkül açılanmasının azlığı daha keskin bir form verdiği için daha belirgin olarak şekillenmiş. Üst köpek dişinin kök boyu, alt köpek dişinin ise krom boyu daha uzundur. Üst köpek dişi kontakları alt köpek dişi konturlarına göre daha servikalde konumlanmıştır. Üst köpek dişinin palatinal yüzü daha belirgin yapılanmıştır. Üst köpek dişinde labial sırt daha belirgindir. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Teşekkürler.